yapacağız. Arkadaşımıza gideceğiz. Gidelim bakalım ne varmış orada. Kalp hastalıklarının başlıca sebeplerini bize aktaracak A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer. Bu sebepler neler? Kalp hastalıkları sebepleri, belirtiler neler? Soğuk havalar kalp hastalıklarını etkiliyor mu, tetikliyor mu? İşte bu soruların yanıtını uzmanından dünyada alacak. Dünyada her yıl 117,5 milyon kişi kalp rahatsızlığından dolayı ölüyor. Türkiye'de ise 3,5 milyon insan kronik kalp rahatsızlığı yaşıyor. Bu yüzden kalp ve damar hastalıkları Türkiye için, dünya için önemli. Bizim de bu noktada soracağımız sorular var. Kime soralım dedik ve kalp damar cerrahı Profesör Doktor Ahmet Akgül'ü konuk ettik. Kendisine sorular yönelteceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, isterseniz önce kronik kalp rahatsızlığından başlayalım. Nedir kronik kalp rahatsızlığı? Şimdi hastalıklar ikiye ayrılır. Bir akut, bir de kronik. Akut hastalığımız o an ortaya çıkar. Şikayetler ortaya çıkar, tanısı konulur ve tedavi edilir ve hastalıkla ilgili herhangi bir iz kalmaz. Kronik dediğimiz zaman bu özellikle her hastalık için değişir ama 6 ay üzerinde, 1 senenin üzerinde bu rahatsızlığın tanı konması ve tedavi edilmesine rağmen vücutta devam etmesi anlamına gelir. Kalp hastalıklarımızın çoğunda böyle bir sıkıntımız var. Özellikle kalp yetmezliği hastalarımız, kalp yetmezliği ister kapak yetmezliğinden ortaya çıksın, ister koroner damar yetmezliğinden ortaya çıksın, ister kalp krizinden dolayı ortaya çıksın. Eğer tam zamanında tanı alıp hızlı bir tedaviye girmezse bu dokular artık bozulmaya başlar ve bu bozulan dokuların tekrar geri dönmesi çok çok zaman alır. İşte bu 6 ay 1 senenin üzerinde devam eden kalp rahatsızlıklarına kronik kalp hastalıkları diyoruz. Peki hocam, genel anlamda kalp hastalığına yakalanmamak için neler yapmamız gerekiyor? İşte bu çok güzel bir soru. Aslında bütün dünya vücudumuz çok orijinal bir balans sistemi içerisinde meydana gelmiş. Yani bu şu demek, hastalığı önlemek için sistemimiz devamlı çalışıyor, bilinçli veya bilinçsiz. Bir de genlerden aldığımız uyarılar var. Yani annede babada eğer kalp hastalığı varsa bu çocukta kalp hastalığı beklenir. Riski yüksektir. Peki biz bu artık kader midir? Buna biz ne yapmamız lazım? Bunda korumaları var. Eğer annede babada kalp hastalığımız varsa erken yaşlarda kalp hastalığı ortaya çıkmaması için birçok önlemimiz var. Yani bunun bir de kalıtsal ayağı var o zaman. Tabii. Aslında hastalıkların çoğunun kalıtsal ayağı vardır. Genleri de aldığımız bu riskleri bir kere çok iyi değerlendirmek lazım. Yani eğer bir kişinin annesine babasına kalp hastalığı varsa bunun daha çok doktora, daha çok sağlık merkezine gitmesi gerekir. Peki ne yapacağız biz? O zaman yaşantımızı anti-aging programlarına göre yaşayacağız. Yani mesela işte herkesin bildiği sigara içmeme, alkol kullanmama, hareketli bir hayat, obeziteden yok etmeme, sağlıklı beslenme gibi birçok herkesin de bildiği faktörler var. Fakat burada özellikle check-up'lardan bahsetmek istiyorum. Check-up'lar işte kalp hastalığın var yok diye gidiyor izleyenlerimiz. Fakat doktorlar o anlık bir kalp değerlendirmesi yapıyorlar. Halbuki değerlendirmeden sonra da kalp krizi veya kalp hastalığı riski olabilir. Ne yapmak lazım o zaman? Şimdi burada risk değerlendirmesi lazım. Yani standart check-up'lara girmememiz lazım. Özellikle reklamlarda çok olur. İşte 1 dakikada, 3 dakikada, 5 dakikada check-up'lar yapılıyor. Fakat bunlar hastayı değerlendiren sistemler değil. Burada hastanın özgeçmişi çok önemli. Hastayla bir kere konuşulacak. Doktor burada hastayla konuşacak ve ailesinde bu riskleri ortaya çıkacak. Ailesinde erken ölüm var mı? Ailesinde yani birinci derece akrabalarında erken ölüm var mı? Erken kalp krizi var mı? Kalp yetmezliği var mı? Bir kere bunu araştırdıktan sonra sağlık merkezi bu konuda yoğunlaşacak. O zaman bu kalbin araştırmasını yapacaklar. Biliyorsunuz ki check-up çok hızlı yapılan işte bir şerit çekilmesi, bir EKG çekilmesi, bir EKO ile ilgili. Ama genlerinde bu risk varsa daha fazla bir şekilde kalbin bütün canlılığını araştıracak tetkiklerimiz vardır. Onun o şekilde değerlendirilmesi gerekir. Peki hocam, psikolojimiz, duygu dünyamız kalp hastalıklarına nasıl etki ediyor? Mesela ben çok mutlu olursam veya çok üzüntülü olursam bunun etkisi ne oluyor kalp rahatsızlığıma? Şimdi hem kalbin rahatsızlığı psikolojimizi etkiliyor hem psikolojimiz kalbimizi etkiliyor.
Şimdi burada stres hormonları dediğimiz hormonlar var. Bunların salınması bilinçaltı düzeyinde olur. Yani bilinçli bir şekilde insan mutluluk hormonları salgılamaz. Fakat güzel bir haber aldığı zaman veya başarılı bir sınavı geçtiği zaman kendini daha iyi hisseder. Bu vücudumuza salınan endorfinlerle ilgili. Fakat stresli bir haber aldığı zaman da stres hormonları ortaya çıkar. Bu stres hormonları çok yavaş bir şekilde birikerek kalp damarlarını, kalp kasını bozmaya başlar. Yalnızca kalbe değil, bütün vücut organlarını, bütün damar sistemlerinde özellikle damarın içini döşeyen intima dediğimiz o iç duvarı bozmaya başlarlar. Damar bozulduğu zaman damarın beslediği bütün organlarda sorunlar ortaya çıkacaktır. İşte bu strese çok uzun süre maruziyet kalmak, yani çok stresli bir hayat geçirmek, işte koruma önlemlerinde de bu var. Stresli hayattan uzak durma aslında çok kolay bir şey değil. Ama stresli hayat devam ettiği sürece bu uyarılar devam edecektir. Damarın iç duvarını bozmaya başlayacaktır. Her organ damarıyla hayatta kalır. Ve bu kılcal damarlar bozula bozula damarın, organın bütün fonksiyonlarını yavaş yavaş bozmaya başlar. Buna kalp de dahildir. O yüzden stresten mümkün olduğu kadar uzak duramıyorsak, stresle baş etme yollarını öğrenmemiz gerekir. Onun için de tabii ki profesyonel arkadaşlar var, stresle baş etmeyi öğretiyorlar. Peki hocam, son olarak kısaca alalım. Hipertansiyon nasıl çıkıyor karşımıza? Onun tanımı ne oluyor? Hipertansiyonda da bildiğimiz gibi damar içerisindeki kanın basıncı anlamındadır. Bu da ileri yaşlarda ortaya çıkabileceği gibi ailede hipertansiyon öyküsü varsa yine genetik olarak geçebilir. Daha erken yaşlarda ortaya çıkabilir. Özellikle gençlerde ortaya çıkan hipertansiyonda biz hipertansiyon nedeni ayrıntılı ararız. Özellikle böbrek damarlarına bakarız. Kan durumuna bakarız. Guatr durumuna bakarız. Eğer bunlarda ve yaptığımız tüm tetkiklerde kalbe bakarız. Eğer bunlarda ciddi bir bozukluk yoksa esansiyel hipertansiyon dediğimiz, yani sebebi bilinmeyen hipertansiyon tanısı konur. Biz bu arada tabii ki medikasyon, yani ilaçlara başlarız. Hastanın tuz kısıtlamasını yaparız. Hastanın hayat şartlarını, yaşam şartlarını korumaya yönelik işlemler yaparız. Çok teşekkür ederim hocam. Yayınımıza katıldığınız teşekkür ediyoruz. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer'e ve konuğuna. Mesajlar var. Aritim